Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdü ibadihi s-salihin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ayet başlamış değil mi? Evet. Peki. Ey, bu ele alacağımız edatlardan birisi ve ey'dir. Bil fethi ve sükuni, yani hemzenin fethi ve yani sükunuyla, bu ayda ala vecheyni, iki manada gelir. Birincisi harfun linida el ba'idi evul qaribi evul mutavassıdı ala hilafin fidalik. Yani birincisi onun nida harfi olması. Nida harfi olduktan sonra kimisine göre uzağın nidası için gelir. Kimisine göre yakın olanın, kimisine göre de mutavassıdın. Ama sanki garip daha nahviler arasında daha meşhurdur. Yani onun garibin nidası için gelişi. Kale şair, şair der ki, Elem tesmai ey abde firavuna kidduha buka hamamatin lehunne hediru. Evet. Bu beytin kaili Küseyir'dir. Küseyir Arap edebiyatında Adnan'ın sevgisiyle nasıl ki Mecnun ve Emre'ül Kays Leyla ile efendim Küseyir de Adze ile meşhurdur. Hani bizim edebiyatında edebiyatta Ferhat Şirin meşhurdur ya. Veya mem ve zin. İşte burada da efendime söyleyeyim Küseyir Adze ile meşhurdur. Kaili odur. Diyor ki Elem tesmai ey abde mühit ettiği kadın ismi abdetudur. Terkin edilmiştir. Ve ey abde, tabi biliyorsunuz terkin edilince eğer siz mahzuf olan harfi var gibi kabul ederseniz, yani mahzuf olmadığını düşünerek değerlendirirseniz, o zaman abde olur. Ey abde. Buna lügatü men yantadır denir. Yok eğer o mahzuf giden gitmiştir diye deyip, nesiyen mensiyen yani onu artık unuttuk diye değerlendirirseniz o zaman ey abdu olacaktır. Buna da lügatun men la yentaziru denir. Yani o mahzufu gözetmeyenlerin lügatı. İşte kadının ismi hitap ettiği kadının ismi abdetudur. Diyor ey abde sen duymadın mı firavuna ki duha. Duha kuşluk vakti içinde gelir. Gündüz içinde kullanılır. Burada Allahu alem duha yani gündüzün o parlaklığında, aydınlığında sen işi duymadın mı? Buka hamamatin lehunne hediru. Hedir güvercinlerin ötüşü için. Ötmeşüsüne hedir denir. İşte o güvercinlerin ağlayışlarını duymadın mı? Bu kâr tesmâinin mefhulüdür. İstişâd abdededir. Ey abde. Yani eydedir. Ey burada nida harfi olarak kullanılmıştır. Hammamat, hammametin çoğuludur. Hammamet, boyunlarında gerdanlık olan güvercinlere hammamet denir. Ama biz güvercin diye Türkçe çeviriyoruz. Evet. Ondan sonra da bu beytten sonra şu beyt geliyor. Bekeyne feheyyecneş tiyaki ve levati diyor o güvercinler ağladılar. Onlar benim özlemimi de ve levati aşk için o yanışımı da harekete geçirdiler. وَقَدْ مَرَّ مِنْ عَهْدِ اللِّقَاءِ دُهُورُ Halbuki benim
onunla görüşmemin de zamanından sonra birkaç zaman geçmişti. Yani epey bir zamandı aramıza girmişti. Fakat yine de ben o güvercinlerin ötüşünü, ağlayışını duyunca ben de Azra'ya karşı olan o özlemim ve yanışım harekete geçti ve ben de ağlamaya başladım demek istiyorum. Ve fil hadisi şerifte ey Rabbi, hani o yaratılışla ilgili hadiste, yani ey Rabbi ezekerun em unsa diye. İşte burada da yine nida harfidir ve harip için diyebiliriz. Vakat tumeddu elifuha. Bazen elifi uzatılanlar da oluyor. Eya. Ha. Hatta bazıları bu eya'yı da saymıyor. Ya. Yok, bazı ay saymıyor. A. Ya, eya, heya, ey. Tabii A da var ama bazıları ay saymıyor, bir de hemze. Evet. Peki. Bu harfi tefsirin ikinci manası ayın tefsir harfi, bu en çok zaten kullanıldığı mana da budur. Tekuru mesela dersin endi ascudun ey dehem. Ascud altın demektir. Ey dehemun ey de tefsir ediyorsunuz. Ve gadanfarun ey esedun. Ve ma bu ey tefsiriyeden sonra gelen isim, mesela birinci örnekte rehbun, ikincisinde esedun, atfu beyan ala ma kabli laha, ma kabli olan atçütten veya gadanferden atfu beyandırlar. Veya bedeldirler. La atfu nesakin, atfu bir huruf değildir. Hilafen kufiyin, kufilerin bazıları Efendimiz atfı bir huruf diyenler var. Yani ey harfi atıfsa, ama o marjinal bir görüştür. Bunun daha ziyade ey mabadenin makabiline atfı ben veya bedel olmuş olması. Yalnız ya Rabbi yapanların çoğu ey tefsiriye deyip Zehebun mesela birinci örnekte makabilenin tefsiri de diyorlar. Fakat ve İrabını söylemiyorlar. Ama bu beyan eksiktir. Çünkü tefsir şey değil, bir mamulluk değil. Bir İrabi bir görev değil. O açıdan İbn-i Hişam'ın rahimahullah bu ayrıntısı önemlidir. Yani atfı beyan ve bedel dememiz. Ki zaten İrabi onun için Nakavlenin İrabine uyuyor. وَصَاحِبَيْنْ خِلَافَنْ كُفِيِّنْ وَصَاحِبَيْنْ مُسْتَوْفَى وَالْمُفْتَحِ الْمُسْتَوْفَى ve الْمُفْتَحِ Müftah'ın sahibi Sekkaki'dir rahimahullah. O ne demiş? Evet. İkisi onlar da kufilere uyarak Efendime söyleyeyim, atıf harfi olduğunu söylemişler. Mustafa'nın sahibi Ebu Kemal değil, sahibi bilmem ne diye bir zattır. Müftah'ın sahibi de zaten Sekkaki'dir. Niye? Lianna, yani niye atfı bir huruf değildir? Onun gerekçesidir. La atfı ne sakın. Bu lianna onun o nefyin Efendime söyleyeyim illetidir. لِأَنَّا لَمْ نَرَى عَاطِفٍ يَصْلُحُ Efendime söyleyeyim لِسْلُقُوتِ دَائِمَا Çünkü biz daima hasf edilmeye müsait olan bir atıf harfini görmedik. Yani bizim meşhur 10 tane atıf harfi var. İmmayı saymasak 9 tane. Onların hiçbirisi Efendime söyleyeyim daima hasf edilmeye elverişli olduğunu görmedik. Bu da gösteriyor ki ey adı harfi değil, bu bir. İkincisi وَلَا عَاطِفًا مُلَازِمًا لَعَطْفِ الشَّيْءِ عَلَى مُرَادِفِهِ İkinci gerekçe de
haklı olarak diyorum. Şöyle bir atıfe de görmedi ki daima bir şey muradifine atfetsin. Bunu da görmedik. Yani genelde atıf harfi her yerde gelir. Muradifi muradifin üzerine atfeder. Zıddı zıddı üzerine atfeder. Mübayini mübayinin üzerine gelene göre. Yani böyle bir şey görmedik. Bu da gösteriyor ki bu ey atıf harfidir. Ya tefsiriyedir. Şey ey tefsiriyedir. Ya beyandır ya bedeldir. Evet. وَتَقُوْ تَفْسِيرًا لِلْجُمَلِ اَيْضًا Bu müfredi müfredi üzerine atfettiği gibi cümleyi de cümleye tefsir eder. Yani müfredin tefsirinde geldiği gibi cümlenin tefsirinde de gelir. كَقَوْلِهِ شَعَرٍ şu sözü gibi وَتَرْم۪ينَن۪ي بِالطَّرْفِ اَيْ اَنْتَ مُذْنِبُ وَتَقْل۪ينَن۪ي Lakin iyyaki la akli. Evet. Ve termineni kadına hitaben diyor ki sen bana gözünle şöyle atıyorsun. Yani gözünle şöyle işaret ediyorsun. Ey ente mıznibun. Yani gözünle bana atıyorsun. Yani bana diyorsun ki sen suçlusun. Bakınız burada istişare buradadır. Eliyor. Şey ey ente muzimun cümlesi telmineni bir tarfi cümlesinin tefsiridir. Evet. Bana gözünle atıyorsun. Yani bakış atıyorsun. Türkçe'de öyle diyoruz. Bana bakış fırlattı. Oya bakış attı. Yani bana suçlusun diyorsun. Ve taklineni takline bu birinci nun şey nunudur. Ya Rab nunudur. İkincisi vikaye nunudur. Evet. O ya da faildir. Sen bana kızıyorsun. Kali kökünden kali bol anlamında. Yani kadına hitaben diyor sen bana kızıyorsun. Lakin ne iyyâki la abdi. Ancak ben sana kızma. Bana kızsan da ben sana kızma. Bu iyyâki la aklinin mefhulüdür. Mukaddem olmuştur. Evet. İstişar ey ente muzibun de. Yani bu lakin ne iyyaki la akli. Evet. Lakin ne iyyaki şimdi biz tabi iyyaki la aklinin mefhulü olduğunu söyledik. Ama lakinle şeddeyle okuduğumuzda arkadaşlar ona isim haber bulmamız lazım. Neydi la akli iyaki haber yaptık isim nerede? Yok. Onun için bunun aslı lakin lakinna'dır. Lakinna'nın da aslı lakinnena. Lakinnena'nın ona onun ismidir. Yani lakin ana. Onun lakin enanın da aslı lakin ne? Lakin enadır. Yani lakin ena la akli iyaki. Ancak ben sana kızma. Yani bunu öyle yorumlamak lazım. Yoksa lakin ne isimsiz ortada kalır olmaz. Yani lakin ena o hemzeyi hasfettik. Lakin nena oldu. Nunu nune dağım ettik. Lakin ne oldu? O son elifi de tekfif için hasfetti. Lakin ne? Kaldı. Evet. Ve izâ vekat ba'de tekulû yine ve kable fiilin musnedin lid-damîri evet. Hukiyed-damîru ve izâ vekat diyor bu eli tekulü'den sonra gelince ve bir fiil ki damine isnat edilmiş bir fiilden önce gelirse hukiyet damiru o eyle damir hikaye edilir. Tekulü mesela istektemtuhul hadithe istektemtuhul hadithe ona
hadisi yani konuşmayı gizlemesini talep ettim. Eyse elduhu imanehu. Evet. Eyse elduhu imanehu. Bakınız burada ey kurudan sonra gelmiş ve ondan sonra da ey'den sonra da bir fiil var, se'eltu. O fiil damire isnat edilmiş, se'eltu. Burada damir hikaye edilmiş. Se'eltuhu, ey se'eltuhu imkânehu. Yukarı zâlike li dammi ta'i. Bu ta'nın dammire, ey se'eltuhu. Ve lev ci'te bi ila. Yani burada aslında Allah rahmet eylesin İbn-i Hişam bu eyle ilgili başka bir bilgiyi veriyor. Ama doğrusu temhid yapmayınca biraz böyle birbirine karıştı. Yani en azından orada bir diğer yerlerde gördüğümüz gibi tembihun deseydi bize farklı bir bilgi vereceğini bilecektik. Neyse. Şimdi yani şunu söylüyor. Eğer ey bu ey tefsiriye tekuludan sonra gelirse ve fiil damire müsned olan bir fiilden önce gelirse o damir olduğu gibi nakledilir. Mesela burada arkadaşlar isteklem duhu o da nasıl bir damirdir? Mütekellim damiridir. Ey tefsir eyle istekten duhu'yu tefsir edince ondan sonra gelen se'el duhu o damiri olduğu gibi hikaye etmişiz. İstekten duhu se'el duhu. İkisi de mütekellim damiriydi. Ama şayet tefsir eyle değil illa ile olursa yani ey yerine ki çünkü izah çok kullanılır tefsirde de bu gibi yerlerde. وَلَوْ جَئْتَ بِاِذَا مَكَانَ اَيْ فَتَحْتَتَ o damiri hikaye etmezsiniz. Onun yerine muhatap damiri getirirsiniz. فَقُلْتَ şöyle diyeceksin. Yani اِسْتَكْتَمْتُهُ الْحَد۪يثَ اِذَا سَأَلْتَهُ كِتْمَانَهُ اِذَا سَأَلْتَهُ لِأَنَّ اِذَا ظَرْفٌ لِتَقُولُ çünkü اِذَا تَقُولُونَ ظَرْفِدِرْ yani tekrar söyleyelim isterseniz. Çünkü birden İbn-i Hişam Rahimullah konuya girince bu konuyu zikredeceğini ben şey yapmadım önce. Yani eğer tekulu'den sonra veya damirden sonra hatta yani burada İbn-i Hişam tekulu'ya bağlamış, kayıtlamış ama benim zihnimde kaldığı kadarıyla bu tekulu'ya bağlı değil. Yani bir damirin bulunduğu bir cümle eyle tefsir ettiğinizde o damirin konumuna karışmayacaksınız. Damiri tefsir cümlesinde olduğu gibi zikredeceksiniz. Mesela diyorsunuz vanantuhu kâliben ey isteykanduhu ey isteykanduhu yani o da olduğu gibi ama şayet tefsir edatı ey'in yerine izâ kullansanız o zaman gelen damiri muhatap olarak yaparsınız. Yani bu bilinen bir şeydir. Onun için de mesela istektemtuhul hadise eyle tefsir ederseniz ey se'eltuhu diyeceksiniz. İza getirseniz ey yerine ila se'eltuhu ve kad nazama zâlike ba'duhum bazıları bunu böyle nazm haline getirmişler. Fakat اِذَا كَنَيْتَ بِأَيْ فَلَمْ تُفَسِّرُوا فَضُمَّتَاءَكَ ف۪يهِ ضَمَّ مُعْتَرِف۪ي وَاِنْ تَكُنْ بِإِذَا يَوْمَنْ تُفَسِّرُوا فَفَتْحَةُ التَّاءِ
bi emrun gayru muhtelifi. Güzel. İlâ keneyte bi ey. Sen diyor eyle bir fiili künyelendirsen, yani bir fiilin başında ey getirsen, o fiil ki tufessiruhu, o fiili ne yapıyorsunuz? Yani onu tefsir yapıyorsunuz. Ha, o zaman fadummete ekefihi, sen tane de onda ne yap? Madmum yap. Damma mu'terifi. Evet. Yani veya idâ keneyte, burada şöyle de mana verebiliriz. Yani sen bir kinaye getirirsen, kinaye getirirsen, çünkü kufeliler şeyin yerine, damir ve mudmarin yerine kinaye ve mukenna da kullanırlar. Dolayısıyla bu küfelerin ibaresini kullanmış. Sen diyor eyle küre damir getirdiğinde idâ keneyte bi ey fiilen, sen eyle bir fiili ne yaptığında damir getirdiğinde tufessiruhu, ve o fiili de o damirli olan eyle tefsir ettiğin fiili فَضُمَّتَ اَكَفِّهِ, yani onda, yani o damir tasını damma yap, damma muhterif. Bu nazmi tamamlamak için, yani ikrar edenin dammi, itiraf edenin dammi, nazmi tamamlamak için söylemiş. وَاِنْ تَكُنْ بِاِلَّا يَوْمَنْ تُفَسِّرُهُ, eğer bir gün sen en yerine idâ ile tefsir edersen, فَتَفَتَعْتُتَّعِي اَمْرُمْ غَيْرُ مُحْتَلِفٍ, tanem fethası ihtilafsız bir durumdu. Evet. Bitti yani. Söyleyeceği ama üç mana zikredeceğini söylemişti. Bir tefsir söyledi. Bir de nida söyledi. Herhalde bu diğeri de bu mudur, ama yine tefsirdir bu. Efendim? O Cem mi dedi? E tamam o zaman. Ben zihnimde üç. Sanki üç mana. Demek ki birisi tefsir, birisi nida. Tamam o zaman. Peki. Evet. Ayyo. 22. edat ayyo. Bir fethel hemzeti. Hemzenin fethiyle ve teşdidil ya'i feddeyle ismun, bu eyyü isimdir. Ya'ti ala kamsete ucuhun, beş manaya gelir. Bir şarttan, şart olarak gelir. Yemmâ tedû felehul esmâul husnâ. Siz hangi isimle çağırırsanız olur. Çünkü Allah Celle Celaluhu en güzel isimlere sahiptir. Burada bu felehul esmaül husna, daha doğrusu eyyemden başlayalım. Eyyem şart ismidir. Şart olduğu için yarab almıştır, mansuptur ve tedonun nesidir, mefulüdür. Uma zaittir. Felehul esmaül husna, bu cümle cezaü şarttır. Çünkü lehu carun mecrur haberdir. El-esma-u mübteda, el-husna sıfettir. Cümle isim cümlesi ceza-u şart. Burada ceza-u şart, bu cümle daha doğrusu ceza-u şartın yerine geçmiştir. Yani çünkü esma-ül husnanın Allah'a ait olması kişinin duasına bağlı değil. Onun için bu lehul esma-ül husna, bu cümle ceza-u şartın yerine ikame edilmiş bir cümledir. Yani eyyemmâ ted'û fe yasahhu zâlike veya fe yecûzu zâlike. Buna benzer
münasip bir fiil tabir edilir. O cezadır. Levul esma'ul husna onun yerine ikame edilmiştir. Eyyemel eceleyni kadaytu felâ udvâne aleyye. Hangi iki süreden bu Musa aleyhisselam Şuayb aleyhisselam diyor. Ben 8 yıl veya 10 yıl bu iki süreden hangisini yerine getirirse felâ udvâne aleyye. Size karşı hakkı haddi aşmış olma. Yani 8 yaptığımda sizin hakkınıza geçmiş olmam. Yani minimum 8'dir, maksimum da 10'dur. Onu Musa Aleyhisselam şu anda söylüyor. Burada da ya şart edatıdır. Yine kadayı şeyli şartıdır. Fela uduvanı aleyye cümlesi de ceza-ı şarttır isim cümlesi. Leyna fi hukmü cinsi uduvanı ismi aleyye kadar. Cümle ceza uşşattır. Evet. Genelde öyle. Evet. Evet. Ve istifamı. Ve istifamı da gelir. Ey. Bir manası da. İstifamı. Eyyukum zâdetu. Hâdihi imana. Yani ve izâ mâ unzilet suratun. Nazara ba'dun ilâ ba'dın. هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يعبدون باش قيادة geçiyor. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان. Yani bir sure nazil olunca onlardan, o münafıklardan bazıları bu sure hanginizin imanını arttırdı? Yani böyle istihza ederek, dalga geçerek böyle derler. İşte burada eyyuh istifam yedi mütedadır. Zâdetu fiil ha mef'ul hâzihi fa'l imanın temyiz. Bu zâdetu hâzi imanın cümlesi mahalle marfu eyyuhun haberidir. Ve bi eyyi hadîfin ba'dehu yu'minun. Onlar Kur'an'dan sonra hangi konuşmaya, hangi söze, daha doğrusu hangi söze iman ederler? Bu baycara eyyin istifam ismi olduğu için mukaddem olmuştur. Hadisin mudafu ileyhi ba'dahu zarftır. Yu'minune zarftır. Yu'minune fi'il vav faaldir. İşte bu bir eyyi hadisi ona taalluk ediyor. Car şey istifam car mecruda olduğu için yani eyyum mecrur isim, istifam ismi olunca car mecrur mukaddem olmuştur. Vakat tuhafsafu bazında ey şeklinde okunur. Tekavlihi şairin şu sözü gibi tenallar tunaslan ve semak ve semakine eyyuhuma eyyuhuma ve simakin eyyuhuma aleyye minel gayf istehellet mevatiru. Evet. Ben diyor tenallartu bekledim. Neyi bekledim? Nasran. Yardım bekledim. Yani bir taraftan yardım bekledim. Bir taraftan da vessemak vessemakeyni semakey şeydir. Yıldız ismidir. Ben diyor ikisini bekledim. Yani bir taraftan yardım bekledim. Bir taraftan da o iki yıldızdan yani yağmur bekledim. Evet. Eyyuhuma aleyyem minel gayşi istahedet muvatiruhu. Eyyuhuma yani eyyuhuma. Şunu bekledim ki hangisi istehellet muvatiru aleyye minel gayş? Hangisinin yağmurları benim üzerime akacak? Onu ben bekledim. İşte burada eyhuma aslı eyyudur. Nasıl davrat için ne yapılmıştır? Takvif edilmiştir. Evet. Peki.
yemin aleyhi zaten tanıdık dedik infazartu anlamında nasen ve vessemâkeyni vessemâkeyni ikisi nasıl mefrudu vessemâkeyni ona atıftır. Eyyü istifhamiyedir, muktedadır. İstehellet aleyya istehellete taalluk eder. Minel gıysi de ona taalluk eder. Mevâtiruhu istehelletin faalidir. Yani eyyuhuma istehellet mevâtiruhu aleyya. Mevâtir matiriyetin çoğuludur. Bulut, şey, yağmur veren bulut. Yani hangisinin bulutu üzerime yağmur dökülür. Evet. Peki. Ve usulen. Bir de eyyuhuma usule de gelir. Nehu lenenzi anne min kulli şiatin eyyuhum eşeddu alel rahmani atiyyen. Yani lenenzi anne biz sökeceğiz. Çıkaracağız. Min kulli şiatin. Her taifeden. Yani her ümmetten. Kıyamet günü. Rabbül Alemin buyuruyor. Çıkaracağız. Eyyuhum eşeddu alel rahmani atiyyen. O ümmetin, o grubun Allah Celle Celaluhu'ya karşı hangisinin inadı daha fazlaydı? Yani kafir olanları onlardan sökeceğiz, cehenneme atacağız. Burada eyyuh mevsuladır ve burada tabi mevsula olan eyyuhun dört vaziyetinin, dört durumunun olduğunu söylüyorlar. Eyyuh mudaf ve sadr-ı sıra mahzuf. Burada olduğu gibi ve mebni kabul edilir. Eyyuh mudaf çünkü ona mudaf iyidir. Sadr-ı sıra yani sıra cümlesinin başı olan huve mahzuftur. Eyyuhum huve eşeddu. Bu mebni kabul ediliyor. Diğer üç halde muarab kabul ediliyor. Diğer üçü Eyyuh mudaf ileyhi de mahzuf. Eyyuh'un mudaf ileyhisi ve sadr-ı sıra da mahzuf. Mesela Eyyuh'un eşeddu olsa. İki, bu iki. Üçüncüsü mudaf olmayıp sadr-ı sıra mahzuf. Mezkurdur. Mudaf olmayıp yine sadr-ı sıra mezkur. Yani Eyyuh huve eşeddu. Burada da yine muarap olduğunu söylüyorlar. Dördüncüsü mudaftır ve sadr-ı sıla da mezkurdur. Eyyuhum huve eşeddu. Böyle olursa. Bu üç durumda murattır. Bir durumda buradaki şekliyle mebnidir. Bir lenenzi annellezi huve eşed. O daha şiddetli. Yani daha inatlı, inadı daha fazla olanı onları çıkaracağız. Talehu Sibuhi. Sibuhi buradaki Eyyun'un mevsula olduğunu ve hum ona mudaf ileyhi sadr-ı sılanın da mahzuf huva olduğunu o huva eşeddu Eyyun'un sılası ve Eyyun'un da dalma üzerine belli olduğunu söylemiş. Ama ve harefe kufiyun ve cemaatun minel basriyin. Kufiler ve Basra cemaatinden, Basra alimlerinden bir grup Sibuhi'ye muhalefet etmiş. Aslında muhalefet mantığında az çoğa muhalefet eder. Doğru. Değil mi? Yani normalde Sibuhi azdır. Onlar çoktur. Dolayısıyla Sibuhi'nin muhalefet ettiğini söylemesi gerekirken niye böyle söylemiştir? Bunun iki sebebi olabilir. Ya Sibuhi nahvuda hüccet olduğu için mutlak hüccettir hakikaten. Ve o el kitabini vesaire o hüccetinden dolayı sanki o daha güçlü bir cemaattir. Onun için onların ona muhalefeti onlara isnat etti. Sibuhi'nin nahvdaki konumundan ötürü. Veya şundan ötürü Sibuhi'nin görüşünün güçlü olduğuna bu meseledeki görüşünün güçlü olduğuna işaret etmek için muhalefeti cemaate isnat etti. Sibuhi'ye isnat
etmedi. Tabii. Belki. لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَا Çünkü bunlar niye Sibuhi'ye muhalefet etmişler? Çünkü bu Kufelilerden bir cemaat, Kufeliler ve Basitlerden bir cemaat. يَرَوْنَا اَنَّ اَيَّنْ الْمَوْصُولَةَ مُعْرَبَةٌ دَائِمَةٌ Onların muhalefeti bu noktadadır. Yani diyorlar ki ey Mosul'e daima muhalefettir. Keşşaltıyeti ve istihamiyeti. Ey şaltıya ve istihamiye daima muhalefet olduğu gibi ey Mosul'e de muhalefettir. Ve mantık açısından bu görüş nah mantığı açısından bu görüş daha güçlüdür. Çünkü Eyyun'un bina sebebi nedir? Neticede Eyyub isim olursa bina onun için ağırlığı bir vasıftır. Doğru mu? Ve bina ağırlığı bir vasıf olunca onun gerekçesinin olması lazım. Ve genelde isminin bina gerekçesi genelde İbn-i Malik'in de söylediği gibi harfin benzerliğidir. Yani harfa benzerse benziyorsa o isim ne olur? Olur. Eğer harf benzerliği yoksa mebni olmaz. Peki mevsule olan eyyun niye mebnidir? Yani Sibuhi'nin görüşüne göre. Çünkü diyor onun sadr-ı sıraya iftikarı vardır. İhtiyacı vardır. Madem ihtiyacı vardır, iftikarı da isme benzedi, bir harfa benzedi ve mebni oldu. E tabi öyle deseniz adama demezler mi ki? Eyyum mudaf olmayınca ve sabr-ı sırada mahzuf olunca daha fazla ihtiyacı var. O eyyun eşeddu. O zaman daha dıttalikle evlâ mebni olması lazım. Halbuki orada mebni değil. Dolayısıyla diyorlar ki yani bu mantık açısından onlar daha haklıdırlar. Ve ne diyorlar? Diyorlar eyyum daima muarattır. Muarattır deseniz İrab'ın gerekçesi hazırdır. Çünkü dersiniz Eyyub isimdir. Ve eğer iftikar varsa da ama idafeyle o iftikar dil nevi pasifize edilmiş. Çünkü idafe isim canibini güçlendiriyor ve aslı olan İrab'ı dönmüştür. Dolayısıyla yani bu nahv mantığı açısından bu Eyyub-i Mosule'nin daima muarab olduğunu söyleyen görüş daha iyi oturuyor. Kale Zeccac. Zeccac Müberred'in öğrencisidir. Mesleği camcılık olduğu için ona Zeccac denir. Onun Ma'anul Kur'an'ı da vardır. 320 ve 18'de Hicri 318'de sanırım vefat etmiş. Zeccac der ki مَا تَبَيَّنَ لِي اَنَّ السِّبُوِهِ غَلِطَ اِلَّا فِي مَوْضِعَنِ Benim diyor gördüğüm kadarıyla Sibuhi'nin yanıldığını görmedim اِلَّا iki yerde gördüm. Sadece iki yerde. هَذَا اَحَدُهُمَا birisi bu اَيُّهِ مُوْسُولَ مُضَعْ ve sadr-ı sıra mahzufse onun muğrab şey mebni olduğunu söylemesi. Burada ne olmuştur? Yanılmış Sibuhi. Zeccac diyor. Burada Sibuhi yanılmıştır. Niye? Fe innehu yusellimu enneha tuğrabu ila ufridat. Çünkü Sibuhi kendisi de kabul ediyor ki eyyu ufridat burada ve mana ademul idafe. Yani eyyü idafesiz olunca eyyün kaimun kendisi de orada muarab olduğunu kabul ediyor. Halbuki orada istikrar daha fazladır. E nasıl fekir ve kulbu binaye ile odife. Mudaf olunca nasıl memnun olduğunu söyler. Dolayısıyla Zeccac diyor ki biz zaten bunu bize yukarıda izah ettik. Burada Sibuhi yanılmıştır diyor. وقال سيبوي جرمي
ilk dönem alimlerden birisidir. Evet. Diyor, Karaçlu minel hendeki ile Mekke'te. İşte minel Basra'ti. Ben diyor Basra'dan çıktım. Helem esma mündü faraktul hendeka ile Mekke'te. Ben diyor Basra çukurunu, Basra demek ki böyle şey düşük, alçak bir yerde olduğu için ona hendek demiş. O hendeki Hendek'i terk ettikten sonra, yani Basra'dan ayrıldıktan sonra ta Mekke'ye kadar hiç ahaden yekulu le'adribenne eyyuhum kaimu. Yani Sibuhi gibi Araplardan hiç kimsenin modaf olup sabr-ı sırası mazuf olan mausul eyyuhi mebni yaptığını görmedi. İntiha şeyin cemmin söylediği bitti. Hani Sibuhi şey, affedersiniz, İbn-i Hişam rahimahullah bunları zikretmekle demek ki şuna meylediyor. Bir yara daha iyi. Ha tabii yani Eyyun'un mausulu olan Eyyun'un her durumda da ister bu laf olsun ister olmasın, sadrası mezkur olsun, mazruf olsun, onun mevrat olma durumunu böylece sanki racih olduğuna böyle işaret etmiş oluyor. Peki o zaman kıraate ne yapacağız? Yani siz nahv mantığı açısından ne yaptınız? İrabın güçlü olduğunu söylediniz. Ama kıraate sebatta damla var. Damla da binaya uygundur. Ona ne yapacağız? Ve za'ama ha'ulâ'i. İşte ona cevap veriyor. Diyor bunlar şunu iddia etmişti. Yani mausul, mudaf ve sabr-ı sırası mazuf olan Eyyun'un muarab olduğunu söyleyenler. Ve daha doğrusu şöyle diyelim. Eyyun'un her dört halde de muarab olduğunu, Eyyun mausulanın her dört vaziyette de muarab olduğunu söyleyenler, onlar ayette ne yapıyorlar? Diyorlar ki ennafi ayeti istifamiyedir. Orada mavsule de istifamiyedir. Ve enneha mubtedeun ve o eyyur mubtedadır. Ve eşeddu haber. Ve eşeddu haberidir. Yani lenenzi annenin kulli şiatı her gruptan çıkarırız. Sonra mef'ul, nenzi annenin mef'ulu nerede? Sümme terefisi mef'ulü nenzi anne. Nenza'nın mef'ulunu takdirinde ihtilaf etmişler. Fekalil Halil bin Ahmet Sibuhi'nin de hocasıdır. Demiş ki nenza'nın mef'ulu mazuftur. Yani ve takdir lenenza'nel feliqel lezi yukalu fihim eyyuhum eşed. Onlarla ilgili hanginiz daha Allah'a karşı inadınız fazlaydı denilecek, o grup ne yapılacaktır? Onlar çıkarılacaktır. Dolayısıyla o ellezi mahzuf olan ellezi nenzi annenin mefhurudur. Yukalu fihim onun sırasıdır. Eyyum eşeddu cümle yukalunun yani mübteda haber. Eyyum mübteda eşeddu haber. Ve eyyuhum eşeddu cümlesi yukalunun naib ifadedir. Yukalu fihim de dediğimiz gibi ellezinin sırasıdır. Evet. Yani orada mausul takdir ediyor Halil bin Ahmet ama eyyuhun mausula olduğunu kabul etmiyor. Evet. Peki. Ve kâle Yunus, Yunus demiş el cümletu. Cümle şeyin nenzi annenin mef'ulüdür. E peki nasıl mef'ul? Diyor ve ulliqat nenzi'u anil ameli kema fi lina'leme eyyul hizbeyni ahsa. Yani nasıl ki lina'leme eyyul hizbeyni ahsa'da na'leme istifham nedeniyle amelden muallak olmuşsa, burada nenzi'u da eyyul istifham ismi sebebiyle
amelden muallak olmuştu. Tani biliyorsunuz, yani lafzı bir engelden dolayı fiil lafzan amel etmez ama manen amel devam eder. Tabi burada şu sıkıntı, Yunus'un görüşünde şu sıkıntı var. Alimler genelde talikın afali kuruba mahsus olduğunu söylüyorlar. Enen zihanne de afali kuluptan değildi. Demek ki Yunus onu şat koşmuyor. وَقَالَ الْكِسَاءِ وَالْأَخْفَشِ كُلَّ شِيَاتِ كِسَاءِ وَأَخْفَشِ. Efendime söyleyeyim, كُلَّ شِيَاتِنِ مَفْرُ olduğunu, yani لَنَنْ زِعَنَّ اَلْيَهُمْ سُمَّ لَنَنْ زِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاتِ. Oradan كُلَّ demiş مَفْرُدُ وَمِنْ زَائِدَةُ, مِنْ زَائِدَةِ. Ancak burada da şu sıkıntı var. Min müsbette zaid gelmez. Nefide zaid gelir. Dolayısıyla Kisai'nin bu görüşünde de bu sıkıntı. Ve cümletü istifam müstenefetü. Bu istifam cümlesi müstenefedir. Yani yeni bir cümledir. Ve zâlike bu da alâ kavlihima Kisai ve Akfeş'in görüşüne göre ki fi cevazi ziyadeti münfil icabi. Demek böyle bir görüşleri varmış. Yani müsbette min zâid gene biliyor diyorlar. Ve burada da min zâiddir. Dolayısıyla kulle şiatın nevzânenin mefhurudur. Evet. Ve yerdu akvalehum. Bunların kavullerini, yani önce Yunus'tan başlıyor. Sonra Kisai ve Akfeş'le üçünü birden değerlendirerek diyor. Ve yerdu akvalehum. Bunların görüşünü reddeder. Neyi? Önce Yunus'un görüşünü reddeder. Enne talika muhtasım bir efal kulubi. Ki zaten demin söyledi. Yani talikin efal kuluba has olduğunu nahviler söylüyorlar. Ne de anden ne de efal kulubden değil. Bu bir. Böylece şeyin Yunus'un görüşü reddedildi. Ve ennehu ve la yecudu le azribennel fasiku. بِتَقْدِيرِ اَلَّذ۪ي يُقَالُ فِي هُوَ الْفَاسِ. Yani Arap kelamında öyle denilmiyor ki öbürleri, o ilk söyleyenler, onların görüşünü orada diyor. Ve Kisai ile Akfeş'in görüşünü وَاَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ زِيَادَةُ مِنْ فِي الْاِجَابِ. Minin kelami müsbette ziyadesi hiç Araplardan duyulmamış. Dolayısıyla neye kaldı? Elimizde Sibuhi'nin görüşü kaldı. Yani Sibuhi demek ki mebni olduğunu demek de daha haklıdır. Ve kavru şari, şari'nin şu görüşü: İzâ mâ lakîte benî mâlikin mesellim alâ eyyuhum afdalû. Bak diyor. Buna göre ve kavru şari nereye atıftır? Aydın her bir bak ne atıftır. Bu kavlu şari enne talika üzerine atıftır. Bu paragrafın başında. Yani bunların görüşünü şu gerekçeler reddeder. Bir de şairin şu kullanımı da reddeder. Yani sadece Kur'an'da geçmiyor ki. Orijinal Araplar da kullanmışlar. Ne gibi? Mesela bu beytte geçtiği gibi ne diyor? İzâ mâ lakîte benî mâlikin. Sen benî mâlikle, yani o kabileyle karşılaşırsan feselim selam ve alâ eyyuhum afdalû. Bakınız eyyuh mevsuladır. Alâ ile mecrurdur. Mebni olduğu için mazmumdur. Ve niye mazmumdur? Mebnidir. Çünkü mulaftır ve sabr-ı sıra mahzuttur. Yani alellezi huve asfalu. O Beni Malik'in en faziletli olanına selam verir. Evet. Yurva bi dammi eyyuh. Bununla dam edilmiş. Ve harf-ı cerri la yuallakuh. Kaldı ki yani burada fesellim ala eyyuhum afdaluh.
Haydi diyelim ki öbüründe min zaid dediniz. Burada ala yapabilmez ki. La yuallaku hafice, yani amelden men edilmez. Ve la yecuzu hasfun mecruri, burada da şöyle de denilemez. Efendim mecrur mahzultur, car-ı sılanın üzerine dahil olmuştur. O da caiz değildir. Ve ve la yüstenefu ma ba'del cari, carın mabadi, yani alanın mabadi eyyu müstenefe bir cümle olarak da burada değerlendirilemez. Yani onların ayete yönelik getirdiği yorumların hiçbirisi burada mümkün değildir. Dolayısıyla burada eyyu mevsuladır. Madem mevsuladır, sadr-ı sıla mahzumu lafzadır ise ayette de öyle de ve böylece sibuhi hakkı çıktı. Onun lafı ona getiriyor. Başta sanki sibuhi haksız gibi gördü. Ama işte onu haklı gördü. Zaten aslında vakalefeden itibaren sibuhi hakkı görmüştü. O vakalefe demek. Evet. Peki. Arkadaşlardan biz burada duralım mı? Yani bu biraz uzun kalıyor. Burada duralım. Bu Zemahşeri'nin vacı vaza Zemahşeri diyor ya. Az mı kaldı? Nerede? Ben işte ona baktım göremedim. Dördüncü manayı. Bir buçuk paralar kadar. Bir dakika. Ben burada çok görünüyor da. Evet. Ki vecevvezel zemahşeri ve cemaatun. Zemahşeri ve bir ehli ilimden bir cemaat. Bunu caiz görmüşler. Kevna mevsuleten. Demişler. Mevsuladır. Tamam. Yani Sigoy'un dediği gibi. Ama ma inna dammete i'rab. Demişler. Damma i'rab hareketsidir. Bina hareketsi değil. Nasıl yapmışlar? فَقَدَّرُ مُتَعَلَّقَ النَّزْعِ مِنْ كُلِّ شِعَةٍ. Şunu demişler ki مُتَعَلَّقَ النَّزْعِ مِنْ كُلِّ شِعَةٍ تَعَلُّقَ ediyor. Yani مِنْ كُلِّ شِعَةٍ نَزْعَ تَعَلُّقَ ediyor. وَكَأَنَّهُ قِيل sanki söyle لَنَنْزِعَنَّ بَعْضَ كُلِّ شِعَةٍ. O mülkülli şiatın, o zaman o uygun değil arkadaşlar. فَقَدَّرُ مُتَعَلِّقَ النَّزْعِ o mülkülli şiatın parantez içerisinde sanki orada var mı sizde? فَقَدَّرُ هَلَا اُخُورَهِ فَقَدَّرُ مُتَعَلَّقَ النَّزْعِ مِلْكُلِّ شِعَةِ. فَقَدَّرُ مُتْعَلِّقَ, onu mutallaka değil, mutallaka okuyacağız. Onlar nez'a teallük eden bir min kulliye şiatini takdir etmişler. وَكَأَنَّهُ قِيلْ sanki şöyle لَنَنْزِعَنَّ بَعْضَ كُلِّ شِعَةٍ, yani meni tabaydı ya düşünmüşler, sanki şöyle buyurmuş. ثُمَّ قُدِّرَ وَثُمَّ قَدَّرَ, sonra Zemahşeri şöyle takdir etmiş. اَنَّوْ سُئِلَ مَنْ هَذَا الْبَعْضُ, bu bağd kimdir? Hani o, hani her bir taifenin, her bir ümmetin bazısı alınacak ya, o bağd kimdir? فَقِيلَ اَلَّذِي هُوَ اَشَدُّهُ اَلَّذِي هُوَ اَشَدُّهُ ثُمَّ حُذِفَ الْمُبْتَدَآنَ هُوَ الَّذِي هُوَ اَشَدُّهُ هُوَ الَّذِي هُوَ اَشَدُّهُ. Her iki mübteda, الْمُكْتَلِفَانِ لِلْمَوْصُولِ, mevsulu önden arkadan kuşatan, yani birinci ellezi, ellezi'den önceki birinci huva, o ellezinin muhtedasıdır, ellezi onun ayyo, tabi ellezinin yerine gelmiş, huva muhtedadır, ayyo onun haberidir ve diğer eşeddu haberdir, onun da muhtedası olan huva nasıl olmuştur. Sümme hudifel mübtedaanil muktenifani
ve mevsulü. Mevsulü kuşatan önden ve arkadan. O iki huva, iki mütedadır hasıl edilmiş. Ama وَفْزِهِ تَعَصُفٌ وَاهِرٌ. Yani bu Zemahşer'in bu yorumunda çok belirgin bir zorlama var. وَلَا أَعْلَمُهُمْ اِسْتَعْمَرُوا اَيَّنْ. Efendime söyleyeyim. اَلْمَوْسُولَةً مُبْتَلَّا. Ben onların اَيُّوِ مَوْسُولَيْ مُبْتَلَا olarak kullandıklarını da bilmiyorum. Ama ben yani bu konuda İbn-i Hişam'a katılmıyoruz. Yani bu gerekçe olmaz. Çünkü mevsula olursa mütedade olur, yok. Mef'ulde olur, yok failde olur. Şimdi yani bu. Yani bu ben bu gerekçeye biraz katılmıyorum. Yani Efendimiz onların eyyü-i mevsuleyi mübteda olarak kullanmadığını yani belki neticede kıyamet gibi bir Arap alemi var. Belki kullanmışlar veya kullanmamışlarsa da yani onun olmadığına delil olmaz ki. Ve seyeti dâlike an tâlebin. Tâleb de bunu diyecek diyor. O da Eyyub-i Mevsule'nin mürteda olduğunu diyecek. Madem Saadettir demiş, niye zımaşları işe yapıyorsunuz ki? Ve zâme muttara ve bu bir alimdir. O da şöyle iddia etmiş. Enne eyyen maktuatun anil idafeti. Bu da farklı bir görüş. Diyor eyyen burada idafesiz gelmiş. Eyyuhum. Felidâlike buniyet. Mudafı ileyhi mazuf olduğu için de mebni olmuştur. Ve ve ennehum ona şey uhum da nedir? Efendime söyleyeyim. Hum da hum eşedü mübteda ve haberdir. Fakat bu şu yönden bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü eğer hum mübteda olsaydı eyyüye bitişik yazılmazdı. Değil mi? Eyyühüm bitişik yazılmazdı. Bitişik yazılması onun mübteda olmadığını gösteriyor. Tabii. Eşhedü mübtedü haber. Ve hâzâ bâtıl mak miras bil damîr. Görüyor zaten. Bu diyor batıldır bu görüş. Çünkü miras bil damîr muttasirin bir eyyin. Damir eyyüyle bitişik olarak yazılmış. Bir ve bil icma'i ala enna izâ lem tudaf kânet muarabeten. Bir de Sibevihî'nin ve Kufelilerin ve Basarilerin şu konuda icma'i vardır ki eyyum mudaf olmazsa morab. İsmi mudaf yapmadınız bir de mevni yapıyorsunuz. Olmaz. Ve zâmet talep talep ise şu iddiada bulunmuş enne eyyen la tekun mevsulata asla. O demiş hiç mevsule gelmez. Vakar lem yusma eyyuhum huve fadilun ca'ani bi takdiri ellezi huve fadilun ca'ani bu hiç duyulmamıştır. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki eyyuh mevsula değildir. Ama yukarıda İbn-i Malik اِذَا مَا لَقِيْتَ بَن۪ي مَالِكٍ فَسَلِّمْ عَلَى اَيُّهُمْ اَفْضَلُ orada açıkça o şiirde Efendimiz'in mevsuna gelmişti. Evet. Peki. Ve bitti değil mi? Evet. Tamam. Burada duralım. Allah'a bir entekun edelim. Evet. Nefâ anallâhu ve'in.